أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Evet, psikoloji yapalım. Çoktan beri hep imani ve laika yaptık. Değişiklik olsun diye. Efendim, nerede kalmıştım? Şurada. Seni özel kılan, seni özel kılana kuvvet ver. Seni özel yapan nedir o sence? Ona kuvvet ver, onu en iyi yap. Çok şey el atma. İç huzuru için dış dünyadan taviz vermek zorundasın. Yoksa içeriye giremezsin, yol kapalı. İç huzurun için dış dünyadan taviz vermek zorundasın. Bazıları, bazı şeyleri yapmaman, bazı şeyleri terk etmen lazım. Yoksa içeriye almıyorlar. Kendinden ve Allah'tan çok emin insanların, mesela ahiret, cennet, cehennem söylüyor, adam hiç umurunda değil yani. O kadar emin ki, din hayattan da pek de yok yani. Ben buna çok hayret ediyordum. Ve hayret ediyorum da, kendinden ve Allah'tan çok emin insanların niye böyledir diye biraz baktığımda, farkındalığını kaybedenler olduğunu gördüm. Kendinden haberi yok. Ölümü duysa, düşünse başkasına veriyor. Farkındalığı kaybeden insanlar olduğunu gördüm. Bunlar hiçbir şeyin farkında değiller. Başka? Nedenleri, sebepleri Tanrı edinenlere karşı, nedenleri ve sebepleri Tanrı edinenlere karşı, nedenlerin ve sebeplerin sahibini Allah ediniyorum. Ölçülerinden, kurallarından çıktıkça kainatta ve varlıkta mükemmel kurallara şahit olacaksın. Ölçülerinden, kurallarından çıktıkça kainatta ve varlıktaki mükemmel kurallara şahit olacaksın. Bir daha anladınız mı? Yok bak. Ölçülerinden, yani kendi küçük dünyandan, kurallarından, olmazsa olmazlarından çıktıkça kainatta ve varlıktaki mükemmel kurallara şahit olacaksın. Kendi dünyandan çıkmadıkça dünyayı görmeyeceksin. Biraz dikkat edersen hayatına, bu çok önemli Harun. Biraz dikkat edersen hayatına, biraz bizi birisi izlediğini fark edeceksin. Kardeşler, bunlar böyle düşünceyle olan cümleler değil. Bu ilhamen olan cümleler. Biraz hayatına dikkat edersen hafif. Birisi seni takip ettiğini göreceksin. Tevafuklara bak hayatında. Her şeyimizi görüyor. Evet. Her şeyimizi görüyor, itikattır. Ben bunu beşeriyet kullandım. Yani gündelik hayattaki insanların seviyesine bir laf. İtikadı, imanı karıştırmadan hafif böyle hayatına bir bak. Hafif, fazla değil. Ha, bu kadar denkliklerin olması, bu kadar tevafukların olması, uydurukçasıyla tesadüf etmesi, denk gelmesi, yani rengi gözüne göre olması, koku burnuna göre olması, tadı
diline göre olması, gıdası vücuduna göre olması, hafif dikkat edersen birisi seni takip ediyor. Başka, kesinlikler dinde vardır. Bunun dışında acabalarla doludur. Başka, dinlerin makbuliyetinden biri de, dinlerin doğru olduğuna delillerinden bir tanesi de suçu engellemesidir. Hatta haklıyken hakkından vazgeçme ahlakını öğretmesidir. Dinin haklılığını haklı kılan gerekçelerden bir tanesi de suçu engellemesidir. Hatta haklıyken hakkından vazgeç ahlakını sana belletmesidir. Herkesi dinleyenler, her şeyi dinlemek lazım, her şeyi okumak lazım diyenler çok tehlikeli insanlardır. Çünkü her şeyden şüphe duyarlar. Herkesi dinleyenler çok tehlikeli insanlardır. Zengin zannediyor kendisini. Çünkü alemlerinde hiçbir şey doğru değildir. Hepsi şüphededir. Birbirini örten şeylerdir duydukları. Dolayısıyla potansiyel olarak kendisine en tehlikeli insandır. İşte hayatına kast edenler bu tip insanlardır. Düşünce, bu çok önemli. Şimdi bu namazda hatırıma gelip tesbihatı yarıda bırakıp kalktım gittim ya, unutmamak için yazayım dedim. Düşüncelerin itikat olduğunu zannetmenin adı vehimdir. Dima sayar mısın Harun? Alttan yukarıya. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat kaçıncısı? Soğan kabuğu gibi en merkezde itikat var. Vehim neredeydi? Vehim burada. Burada. Yani tahayyül ile tasavvur arasında burada. Bu vehim yani düşünce çeşitliliği. Her çeşit düşüncelerin olduğu, bak bu parmağımı yapamıyorum ama bak bu. Bak, itikat bu. Buradakini burada zannetmek. Vehim. Düşünceyi itikat zannetmesidir kişinin vehim. Bir daha. Tahayyül, soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat son. Ondan sonra vicdana iniyor böyle tırk. Bu buralardan hazmediliyor. Bu tahayyül ile tasavvur. Şu ikincisi parmağım. Şurada düşünce zenginliği var. Her çeşit düşünce var. Ama ne hatırınıza geliyorsa her şeyiniz burada. Bu düşünce hatırınıza geleni şunu zannetmek, yedi itikatın adı vehimdir. Vehim böyle türüyor. Düşünceleri itikat zannetmesidir. Ondan korkuyor. Veya düşünceleri ortaya çıkan haletlerin adı, haletin adı vehimdir. Yani bunu bu zannetmek. Evham, değil mi? Evham. Evham çoğu. İnsanı aciz ve zelil kılan, bu da çok önemli. Eve ve arkadaşlarına, akrabana uygulan, insanı aciz ve zelil kılan, konuştuğunu duymayandır, aynı zamanda yaptığını görmeyendir ve kendini karşı tarafa koyamamaktan zulüm fışkırır. İnsanı aciz, zelil ve zalim yapan, İnsanı aciz,
zelil, zalim yapan. İnsan nedir o, nedir o? Konuştuğunu duymayan, yaptığını görmeyen, kendisini karşıki tarafa koyamayan insan. Kendini karşı tarafa koyamayan insan zalim olur. Yani empati. O olacaksın, eriyeceksin böyle. Fena bulacaksın. Eşin olacaksın. Söylediğin, yaptığını bana yapılıyormuş gibi düşün. Bu söz bana dense ne olurdu? O ol, ondan sonra ona hitap et. İnanın, ben size birbirimizi tanıyoruz. Şaka yapacak halimiz yok. Hayatta biraz muvaffak olmuşsam, insanlar arasındaki ilişkilerde kendimi onun yerine koymaktır. Buna bana diyorlar ki şefkatlisin. Eğer kendini onun yerine, iyi dinleyin burayı, kendini onun yerine koyup da hitap edersen şefkat kontrollü olur. Kendini onun yerine koymadan şefkat edersen şefkat ifrat olur. Dengesiz olursun. Ne yapacağını bilemezsin. Evde zulüm nasıl oluyor? Kendini onun yerine koymamaktan. İnsan aciz nasıl oluyor? Konuştuğunu duymamaktan. İnsan nasıl zelil oluyor, aşağılanıyor? Yaptığını görmemekten. Oluyor. Başka? Fikrine geleni kalbine geldi zanneder insan. Nasıl ayırt edecek? Fikrine geleni kalbine geldiğini zanneder. Nasıl ayırt edecek insan? Ölçülerle. Başka? İfrat muhabbet ettiği kişinin, ifratla muhabbet ettiği kişinin ölümünü hazmedemediğinden şehit oldu der. Muhabbet ediyor ya birisine, hazmedemiyor ölümünü. Ölümsüz yapmak için şehitliğe savunur, şehitliğe sığınır. Ben talebe olduğum için içtihat yapamıyorum. Talebe kurallara, açık metinlere göre hareket eder. Bunu yaparken birilerine dokunur, birilerini rencide edebilir. Sen o zaman onlara şöyle de, ben bazı şeyler söylediğim zaman birilerini rahatsız ediyor. Birilerine dokunuyorsa diyorum ki ben talebeyim. İçtihat edemiyorum. Kişiye göre yeni bir şey konuşamıyorum. Talebe nedir? Kitapta okuduğunu söyler. Kitapta okuduğunu veya en avami tabirle hocasından duyduğunu söyler. Ben talebeyim, nur talebesiyim. Yapabildiğim kadar sence hata gözüken sözlerimde talebe olduğum için zannediyorsun. Yani sen o hata zannediyorsun. Oysa ben talebe olduğumdan kafamı kaldırıp kişilere göre konuşamıyorum. Çünkü senin gibi alim değilim. Ben talebeyim. Talebenin özelliği nedir? Okuduğunu söyler. Ben kitapta okuduğunu söylüyorum. Ama sen ona karşı denk gelmişsin. O senin meselen. Sen o zaman onlara şöyle de, ben talebeyim. Laikalarda böyle yazdığı için söyledim ve yapıyorum. Gene itiraz ediyorsa ondan uzaklaş. Çünkü laikalara muhalefet ediyor senin şahsından. Laikalara muhalefet edene hiçbir kelam kullanılmamalıdır. En güzel kelam sükuttur. El cevabul ahmakul es sükut. Ahmaklara en güzel cevap sükuttur. Kalem bedenimi, mürekkep ruhumu, sayfa hayatımı temsil ediyor.
başka. Sende ya bir şey fazla ya da bir şey eksik. Çünkü çok garip görünüyorsun. Çok garip gözükenler ya bir şey fazla ya bir şey fazla az. Gittiğin yerlere ikaz edici yerler okuma. Bunu yurt dışına yazdım. Ey sen der gibi ikaz edici yerler okuma. Dersi direkt bana baktırıyor der, damarına dokundurursun. Adama istediğini verip okşarsan mağlup edersin. Tersini yaparsan her daim canlı karşında durur. Hani benim bir sözüm var. Kapıyı yağla ki gıcırdamasın girerken. Odaya girmek mi istiyorsun? Ama uyandırmamak için. Bir daha. Odaya girmek mi istiyorsun? Uyandırmadan. Bir daha. Odaya girmek istiyorsun ama uyandırmadan. Evet. O zaman kapıyı yağla. Gıcırdamasın. Biraz iltifat et. Abim benim demek çözemeyeceği hiçbir kilit yoktur. İnsan iltifatın esiridir. Hiç kimse estağfurullah der ama ulan nerede bana iltifat etti demez. Çok hoşuna gider. Hiç kimse ama hiç kimse eleştiriyi tenkitten hoşlanmaz, ilk önce öyle gözükür. Allah razı olsun. İyi oldu, iyi ki dedin ama anlamıyor ki beni. Benim durumum bilmiyor ki ya. Ha. Doğru, söyledi doğru ama kardeşim benim durumum bilse diye kesinlikle sormaya geçir. Ne yapalım demeyelim mi? De ama hey sen deme. Hey sen demeden de. İnsan boş bulunabilecek bir kap değil. Yani bir şeylerle meşgul edip doldurmasan istediğin yönden istediğin şeylerle dolar insan. Evet, özür dilerim, ters okudum. İnsan boş bulunabilecek bir kap değil. Yani bir şeylerle meşgul edip doldurmasan kendini, yani öyle kendini bıraksan, istemediğin yönden istemediğin şeylerle dolarsın. Allah Allah, bu ahlakı ben nereden kaptı diye bağırıp durursun. Firdevs cenneti, hadiste Firdevs cenneti içine alan dört nehrin kaynağı, Firdevs cenneti, dört tane nehrin kaynağı ve cennetin diğer bir ismidir. Firdevs. Firdevs cenneti, dört nehrin kaynağı veya cennetin diğer bir ismidir. Risalelerde Firdevslerin kapıları açılır tabiri var. Nasıl ki Firdevs dört tane cenneti içine alır. Ha, dört nehir mi dedim? Değiştiriyorum. Dört cennet içine alan. Ha, doğru söyledim. Doğru. Baştan okuyor. Firdevs cenneti, hadiste Firdevs cenneti, hadiste Firdevs cenneti, dört cenneti içine alan, dört nehrin kaynağı ve cennetin diğer ismi. Dört cenneti içine alan, dört nehrin kaynağı ve cennetin diğer ismi. Firdevs. Risalelerde Firdevslerin kapıları açılır tabiri var. Demek ki Firdevs cenneti demek dört tane cenneti hulasası, dört tane nehrin kaynağı ve cennetin diğer ismi Firdevs. Nasıl ki Firdevs cenneti içine alır,
Firdevs dört cenneti içine alır. Vicdanda da irade, his, zihin, latife-i Rabbani'yi çalıştırırsan vicdanın dört nehri çalışmış olur vicdanda. Dört tane nehir aktif olur. Bunlar çalışınca sende Allah'a karşı bir ünsiyet peyda olur. Yani Allah'a böyle, Allah'a bir tatlılık olur. Böyle, Allah'a böyle tatlılık olur. Yani ülfet değil ha. Allah ülfetimizi kaldırsın, ünsiyetimizi çoğaltsın. Amin. Ünsiyet, onu hissetmek, fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Dört cennetin adı Firdevs. Dört nehrin kaynağı Firdevs. Cennetin bir ismi Firdevs ya. Ustad da Risalelerde Firdevsi kapılar açılır diyor. Cennet kapıları. Firdevs cenneti, dört cennetin hulasası ise bizdeki karşılığı vicdandır. Vicdan, irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Bunları aktif edersek dört tane nehir şarıl şarıl akmaya başlar. Geri kalan dört tane. He? Dört daha lazım. Dört tane de nerede lazım? Dört tane daha, sekiz kat ya abi. Ha kat, bu, yok cennet, o kat. Cennette dört nehir var. Kat değil bu, nehir. Bunlar çalışınca sende ne olur? Yani irade çalıştı, zihin çalıştı, his çalıştı, latife-i Rabbani. Allah'a karşı bir ünsiyet olur. Yani böyle Allah sanki, yani sanki dost olur. Gördüğün zaman dostunu ferahlarsın, konuştuğu zaman rahatlarsın ya. Böyle böyle kucağın tövbesi olur, içine alasın geliyor böyle ya. Öyle o dostunu böyle duyduğun zaman, gördüğün zaman seni rahatlatıyor ya. Allah böyle olur. Yakınlaşma da bir mesafedir de, ünsiyet işte. İçinde fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek olur. Başlar artık Firdevs cennetine girmeye bu insan. Bu dünyada Firdevs cennetine girmiş demektir. Böyle Allah ile mülakki. Allah ile zevk almaya başlar. Allah'tan zevk alır. Çocuk anayı emer gibi Allah'tan artık feyizler akar. Allah'ı emer gibi olur. Allah'tan zevk almaya başlar. Onu tasavvufta ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. İlmi kelamda ilmelekin, aynelekin, hakkalekin. Nurculukta fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme. Şey olarak ruhsal itibariyle aks, fakr, şefkat, tefekkür. Ahlak itibariyle aksini bilmek, fakrini bilmek, noksaniyetini ve kusurunu derhutte etmek olarak gözükür. Başka? Bir müzik, bir fikir, bir hatıra sana yeni bir dünya oluyor. Yani bir yere taşıyor seni. O atmosferde teneffüs etmeye başlarsın çünkü seni içine alıyor. Adam mesela bir müzik dinliyor, jiletleniyor. Bunun olabilmesi için sen kendinden çıkman gerekiyor. Çünkü ceset başka, ruh başka. Jiletteki su anlamaz çünkü kendi cesedi değil ki. Kendi adamda. Adama misafir olmuş. Adama böyle baka baka adamın içine girmiş. Cesette bir başkası var. Onun için anlamıyor. Böyle kaburgayısı ortaya çıkanlar da var, anlamıyorlar. Bunun müsveti var mı? Elmayı, meyveyi soyarlarken kadınlar, Yusuf'u seyrederken, elini kestiler de, elinin kesildiğini anlamadılar. Değil? Peki neredeydiler bunlar? Orada. Kaybettim dediğin şeye bir dikkatle baksana. Bak neleri kazanmışsın. Kaybettim,
dediklerine ne olur bir bak hele. Onunla evet bazı şeyler kaybettin ama kazanımlar kayıpların içindedir. Başka? Hani ustad diyor ya, dertler bana derman imiş. Varlık, iki nokta üst üste, sevginin üzerine kurulmuş ve başlamıştır. Ki kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Kainatın yazılımı, işletim sistemi bunun üzerine kurulmuş. Allah bu kainatın yaratmasının bir sebebi muhabbettir. Bir şey anlatacağım şimdi. Kainatın yazılımı, işletimi muhabbet üzerine kurulmuş. Sen aklını ve fiillerine buna ne kadar yakın olursan o kadar dünyada huzurlu ve mutlu olursun. Yoksa yok. Hayatını nefretlerle cehenneme çevirme. Yani yaşadığın dünyanın sistemi, mantığı, kuruluşu muhabbet. Sen bunun üzerine adaletle hareket edemezsin. Kainat seni reddedecektir. Anladık mı burayı? Yani yazılımın, kainatın kuruluş sistemi muhabbet. Bunun üzerinde olan insan adaletle hareket etme nispetinde kainat onu reddediyor, dışlıyor. Başka? Ama her tarafım, herkes bana olumsuz. Tamam, işte. Hani böyle bir tip düşünün. Ama her tarafım, herkes bana olumsuz. Tamam işte. Her tarafı olumsuz olan çekirdeğin ağaç olma vakti gelmiş demektir. Çekirdeği toprağa attılar. Güneşten mahrum. Güneşten mahrum. Havadan mahrum. Havadan mahrum, sıkıştırılmış, karanlık, soğuk, da kimsesiz. Etrafta vardılar, şimdi kimse yok. Heh, demek ki her şeyden tecrit mi edildin? Ağaç olma vakti geldi demektir. Her taraf olumsuz olan çekirdeğin ağaç olma vakti gelmiş demektir. Baksana toprak altı, karanlık, soğuk, dar ve kimsesiz. Üstünde bir sürü toprak var. Bu kadar olumsuzluklar olmamış olsaydı çekirdek, çekirdek olarak kalırdı, ağaç olamayacaktı. Merak ettim, cidden araştırdım. Neyi biliyor musunuz? Ben. Sahte parayı sahte insanların aklına gelip yaparmış. Bizim köyde bir tane kalpazan çıktı. Sahte para yapanlar var. Yapan varmış. Olmuş. Bizim köy çok tuhaf yani. İstanbul dev sol ikinci başkanı bizim köyden çıktı. Oradan çıktı. İstanbul ülkücüler ikinci başkanı bizim köyden çıktı. Kalpazan oradan çıktı. Çok tuhaf yani. Öyle bir acayip bir şey ki sıcak bölge, güney diyorlar adı. Fikirler, hisler, her şey hareketlere faaliyetli. Şimdi ben hep böyle duyarak bir şey değil bunlar. Kendim yaşadığım ve takip ettiğim şeylerden yazdım. Diyorum ki merak ettim, cidden araştırdım. Sahte parayı, nasıl sen hiç hatırına geldi mi sana sahte parayı yapayım Suat diye? Kalpazanlık hiç hatırına geldi mi? Yok yani gelmedi mi? Yok haram şey niye? Ya işte bak işte şaşırıyordu. Yok abi tamam. Çünkü niye biliyor musun? Sahte parayı sahte insanların aklına gelip yaparmış. Sahte insanın fikirleri de sahtedir. Çünkü kafa yapısı bunun üzerine kurulmuştu ondan. İnsan fiillerini, düşüncelerini eyleme dönüştürmüyor. Sahte insanın fikirleri de sahtedir. Memleketime gittim. Yani bu kalpazanı yapan atı tanıyor. Sahte hayatı. Hayatı sahte yani. Onun doğru düşünmesi zaten mucize olurdu. Çünkü yılan ısırmaktan lezzet alır. Memleketime gittim. Bak şimdi bunda. Aynı o köyde yazıyorum bunları. Ahbap ve dostlarımı ve akrabalarımı ziyaret ettim.
sohbete başladık. Ne var ne yok? Anlat bakalım dediler. Hoca anlat bakalım dediler. Ben de anlatmaya başlıyorum. Ne biliyorum benim mesela sonra topu anlatabilir miyim? Yok. 1980'de beri haber seyretmiyorum, dinlemiyorum. Haber de bilmiyorum. Sağda solda sağa giderken duyduklarımız şeyler. Anlat deyince ben ne anlatacağım? Ha peki, bunlar ne yaptılar bana? Ben de anlatmaya başlıyorum hemen. Ya oraları boş ver. Oraları geç diyorlar bu sefer. Baktım, duymak istemediklerini işitmek istiyorlar. Baktım, duymak istediklerini işitmek istiyorlar. Ya baktım ki, ne duymak istiyorlar? İşitmek istediklerini. Benim dediklerimi duymak istemiyorlar. Sonradan ya kendi psikolojik sorunlarından ya da gelininden veya oğlundan şikayet etmeye başlıyorlar. Dini anlatıyorum ben. Ya hoca geç onu. Yani tamam hocam anladık. Ya kendi bildiklerini hemen beni oraya çekmeye çalışıyorlar. Ya gelininden ya kızından veya %90 psikoloji sorunlarından bahsediyorlar. Çözümü sunuyorum. Ya hocam din anlatmadan çözümü yok mu bunun? Yani illa din mi var yani? İlla yani namaz mı var demek istiyor. İnan bana sen kendine yetersin. İnan bana sen dertlerini çözmede, baş etmekte sen kendine yetersin. Buna sırf sen inanmıyorsun. Şeytan biliyor bunu. Başka? Hayatına bazı şeyleri eklemeyi, bazı şeyleri çıkarmayı öğrenmelisin. Toplama çıkarmayı yapmak lazım. Çevreni bek mesela. Çıkart. Sıkıntı mı var? Bak çıkart. Televizyonu çıkart. Uyduruk insanları seni meşgul eden hayatından çıkar. Güzel, hikmetli konuşanları ekle, topla hayatına. Seni hadi camiye gidelim, hadi sohbete gidelim. Bunları ekle. Başka? Sevdiklerine zaman ayır. Yoksa zaman bizi tarumar eder. Başka? Bazı yaşlı insanlar var ki, hani ya eski ailem, eskici der, eskici der, dolaşan eskicilere satsan, mesela burada geldi başıma, hatırlarsın belki, bu durumda eşyalarımız vardı yani demir, mevri, inşaat, yani değiştiriyor ya. Eski alıyorum, eski alıyorum, eskici, demirci diye ona götürdüm. Ne olacak onun parası bilgi? Ya bir şeyler de satıyorlardı yanında hatırlarsınız, eskide vardı. Mandalla bardak satıyorlar. Mandalla bardak. Adama verdim kaliteli eşyayı. Dedi ki hoca dedi bununla işte ne dediyse 10 tane mandal olur dedi. Olur mu ya dedim ya bununla. Dedim bari 10 tane bardak ver dedim. Bardak olmaz dedi. Ya sen ne diyorsun dedim ya ben bu kaça alınmış biliyor musun? Evet dedi, sen kaç yaşındasın dedi. Şu yaştayım, 50 yaşındayım dedi. Sen de dedim, o dedi, 20 yaşında yaptığını, aldığını, anladıklarını şimdi yapabiliyor musun? Sen de böyle bir maldın. Şimdi seni kaça satarlar dedi. Dedi adam, oradan çıkarttım. Hani ya eski alıyorum, eskici der, dolaşan eskicilere satsan, bir mandal, bir bardak bile onun karşılığında alamazsın. O kadar boş yaşamış ki, bazı yaşlılar da var, onları satsan 10 tane bardak alamıyorsun o adamla, 10 tane mandal alırsın. Sabun olabilirler ya, pisliği temizlemek için. Bazı insanlarla
10 tane mandal alırsın, 10 bardak alamazsın hayatı. Öyle bir hayat yaşamışlar ki 10 tane mandal değerinde. Bardak bile yok. Orada ne anladım biliyor musun? Dedim ya bunu dedim ne duygularla, ne şeylerle, ne kadar paralarla, kaç ay çalışılmış. Bu dedim banyo kazanı vardı ya işte, iyi hatırlıyorum da isim vermeyeyim dedim. Banyo kazanı da Ceylanlı. Ya kaç ay çalışılmış ya bu dedim kazan, su ısıtma kazanı. Sen nasıl 10 tane mantana verirsin ya? Ha, aynı bunun gibi öyle bir yaşa ki seninle 10 tane bardak alınsın. Öyle yaşıyoruz ki, yaşıyoruz ki hayatımızı toplasak içerisine 10 tane mandal ancak ediyor. Ve dükkana da satılmıyorsun. Eskici, eski alıyorum, eski alıyorum, eskiciye gidebiliyor ancak. Bir araya gelince kişinin dudaklarından hemencecik ne dökülüyorsa, hani bir ara o ne haber nasılsın falan dedikleri zaman ne haber nasılsın, hemen bir adam işte birkaç dakika sonra hemen dudaklarına bir şeyler dökülüyorsa, hiç şüphen olmasın kalbinde de dimağında da onlar var demektir. Kalbindekiler dudağın ucuna gelmiş de ondan dökülüyor. Kalbini dilinden saklayabilenler çok azdır. Çoğu insan kalbini diliyle ayan eder. Kalbini saklayanlar çok azdır. Saklayabilen. Resimde verilmek istenen mesajı almak istemeyenler resmin detaylarına takılır çünkü niyetleri başkadır. Mesela müşteri nazarı var ya, bunu alacaksın. Ya öyle de baksana kardeşim, biraz şey boyası az, rengi de soluk, yazısı da çok ufak be kardeşim. Öyle de fazla dediğin gibi değil ya, o söyle söyle düşür daha, fiyatını düşür. Müşteri nazarı budur. Satıcı nazarı ise bak kardeşim, şimdi görüyor musun bak. Bu gömleğe takılıyor, çevrilebiliyor, çok kalemi incedir. Bak iki türlü kalem var. Bir böyle ucu şöyledir, üçgen gibi. Bu kaba yazar. Bak bu diktir. Bu kalem kalitelidir. Doğru söylüyor. Bu taraf. Ama uydurup, vay şu şöyledir, yazısını görüyor musun, böyledir, şöyledir. Müşteri kusur arar, satıcı kusur görmez. Tamam mı? Şimdi bununla ne çıkartacağız? Şimdi kainatta resim var yani bütünlük. Allah resmetmiş. Niyeti halis olanlar kainatın bütünlüğünü görürler. Niyeti halis olmayanlar deprem, o resmin içinde küçük detaylar var. Tamam doğru da adam niye öldü? Tam da cennet, ahirete nasıl gidecek bu? Tam da bu adamı nasıl cennete koyacağız? Bir sürü günah var. Ya depremle gidecek, yanacak, ya boğulacak, ya kanserle gidecek. Niye kanserle giden? Çaresi olmayan hastalıkla ölen ehli iman, manevi ehli cennettir. İmanı varsa ki ehli iman. Bunu nasıl cennete koyacaktım? Bir sürü günahları var. Bak kanser yaptı Allah, alıyor yanına. Yani art niyetli olanlar resmin detaylarıyla meşgul olurlar. İyi niyetli olanlar resmin genelini görürler. Unutma, seninle iyi olmak isteyenlerin iyi geçinmeleri için sende çok güzel sıfatlar var, onu görür. Seninle kötü olmak isteyenlerin de ellerinde çok deliller var, onu da görür. Ustad ne güzel diyor, muhabbet gözü ne yapar? Kusur görmez. Başka? Muhabbet ve merhamet insanlığın, hiddet ve şehvet de hayvanların öne çıkan en mühim sıfatlarıdır. Merhamet ve şefkat insanların, hiddet ve şehvet hayvanların öne çıkan en öndeki sıfatlarıdır. O zaman hayvan mısın, insan mısın anlarsın. Birisini gördüğün zaman şehvetin mi artıyor ve hiddetin mi artıyor?
Yoksa ona ulaşmak, ona yardım etmek mi öne çıkıyor? Parayla haşa Allah'ı satın alamazsınız Celle Celaluhu. İmanı satın alamazsınız. Ahireti satın alamazsınız. Parayla. Parayla Allah'ı, ahireti satın alamazsınız. Allah'ın dışındakileri alırsınız. Ben nice gururlu, kibirli insanlara tepeden bakan ağaları gördüm. Şimdi hayalim de gene geldi. Ben nice gururlu, kibirli insanlara tepeden bakan ağaları gördüm, köy ağalarını. Psikolojileri bozulunca miskin bir köpek sıfatına bürünmüş olduklarına da şahit oldum. Böyle çekete, paltoya elini sokmayıp yürüyeni biliyor. Köy ağası. Şehri söylersem anlaşılır. Tamam, güneyde yani. Böyle. Ben bir şey anlatacağım. Acayip. Hoca ne haber? Nasılsın? Derdin var mı hoca? Sıkıntın olursa şey yapabilirsin, kapımız açık. Saygısı da var yani böyle. Böyle ha, böyle davrandığını biliyor. Diğerleri, nasılsın? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eyvallah falan. Böyle yani tipleri gördüm. Sonra çok acayip Cenab-ı Hak bana bunların akıbetini de gösterdi. Bir baktım psikoloji bozulunca psikolojileri miskin bir köpek sıfatına burunduklarını şahit oldum. Kuyruk sallayarak senin orada çöküyor. Ne dediler biliyor musun? Ne olur her şeyim senin olsun. Bak ne olur her şeyim senin olsun. Mübalağa etmiyorum size ha, biliyorsunuz beni. Ha. Ne olur her şeyim senin olsun, yeter ki beni bu zilletten kurtar dediklerini. Ben onlara dedim ki, ben paranın malın peşinde olsaydım, sen o servetle benim peşimde olamazdın. Benim peşimde olduklarım ma daha önce olmadıklarındandır. Benim peşimde olanlar, aman bize yardım et diyenler, hayatlarının çoğusunu benim takip ettiğim şeyin peşinde olmadıklarındandır. Kısacası dedim ki ağam, köyümü şunu bunu vereyim. Dedi ki, hocam dedi, şurada dedi iki köyüm var dedi. Bir köyün yarısını sana vereceğim, ne olur beni buradan kurtar. Dedim ki, falan ağam, ben paranın ve servetin peşinde olsaydım, para ve servetin sahibi olan sen beni peşimde olamayacaktın. Sen parayı ve servetle varamadığına ben parasız ve servetsiz vardım. Ben varıldıktan sonra, maksat olan şey vardıktan sonra geri dönüp de senin servetle varamadığın şeyle servetinin peşinde olmam. Senin servetle varamadığın şeye ben servetinin peşinde olmam. Ama Allah için meşgul olurum. Gel. Gel otur ders dinle. Ben paranın peşinde olmadığım için paranın peşinde olanlar benim peşimdeler. Benim peşime düşmek zorunda kaldılar. Bu herkes için demiyorum. Ağalardan bahsediyorum. Bazılar üzerine alacak. O zaten beraber aynı şeyin peşinde olduğumuz için beraberiz. O değil. Adam şeyi yoktu yani böyle. Böyle davaymış, hizmetmiş, böyle bir şeyleri yok yani. Çok iyi hatırlıyorum. Burayı da söylemeden geçemeyeceğim. Belki başlarına zan gelir. Oraya dershane açılacak. Kiradayız. Mülk yapılacak. Bu mülkle meşgul olacak abiler ona gittiler, ağalar. Benle de dost yani bu ağa. Ağaya dediler ki, dershane açıyoruz. Mülk. Senin bir katkın olur mu? Bana güvenerek mi açtınız dedi. Sonra bu gelince bunları yazdım.
Para adına dostlarını, çevrelerini kaybedenler, tüm servetleriyle kaybettikleri dostlarını ve çevrelerini bir daha bulamazlar ve alamazlar. Ve geçti gitti. Öldü biliyor musun bu adam? Ve dershane zaten oldu. Sen yapsan da versen de vermesen de zaten olacak. Ama senin imtihanın oydu. Kaybetti imtihanı. Kaybetti. Bu imtihanı. Öteki iman küfür imtihanını demiyorum. Bu imtihanı kaybetti. Denildiği zaman bana sorarak mı diyor açıyordunuz? Bana mı sordunuz? Dediler ki aman aman aman. Kalsın kalsın kalsın. İnsanlığını unutup kaybettikten sonra bulduğun her şey sana düşman olur. Bu konunun devamıydı. Dikkat ederseniz hep yaşanan bir hayattan süzülen manalardır. Başka, zaaflarını bilirsen kaybettiklerinden daha iyisini alırsın. Zaaflarını bilirsen kaybettiklerinden daha iyisini alırsın. Kaybettiklerini niçin kaybettin biliyor musun? Zaaflarını bilmediğinde. Başka, kimileri karanlıktan, kimileri gündüzden korkar. Kimileri düşünmekten, kimileri düşünmemekten korkarlar. Kimileri gündüz olmasına rahatsız olurlar, kimisi gece olmasından. Kimileri düşünmekten, kimileri düşünmemekten. En ortada şunu gördüm. İnsanların çoğusu kendinle tanışmaktan korkuyorlar. Bir, insanların çoğu kendini sevmekten nefret ediyorlar. İnsanların çoğu kendini sevmekten nefret ediyorlar. İnsanların çoğu içeride dolaşmayı bırakıp dışarıda dolaşıyorlar. Hakiki benliği tanıyamamış. Tanıyamamış, evet. Doğru hedefinde kararlı ol. Ben çoğu şeyi bu adetullah kanunu ile kazanmama vesile oldu. Ben mesela bir derece yaptım işte muvaffakiyetim. Hani bana kendime göre hedefimde kararlı oldum. Yılmadım ve yılmıyorum da. Yılacağını da, usanacağımı da, yorulacağımı da zannetmiyorum. Doğruları almak için çok ısrarcı oldum. Doğru inandım mı ben? Bitti o. Çok ısrarcı oldum. Yılmadım. Ümitlerimi asla kaybetmedim. Yer yer ölmem için dua ettim. Allah'ım canımı al dediğim oldu. Ama davamdan asla vazgeçme hatırıma gelmedi. Ama bir sürü yanlışlıklarım da oldu. Allah Celle Celaluhu hedefimden dolayı ben ne anlatacağım size bununla? Benim kazandığım şey. Bir sürü hatalarım da oldu. Bir sürü günahlarım da oldu. Ama hedefimden asla dönmedim. Yaptığım işten usanmadım. Ama o kadar sıkıntı çektim ki Allah biliyor ya, yanlışı Allah biliyor demek kafir olur. Günlerce Allah'a canımı al diye dua da etmişim. Ama davamı elimden al diye dememişim. Bu kadar günahlarıma rağmen hala beni davamda tutmasının hikmeti, Allah'ın tutmasının hikmeti şöyle anladım. Aslında ben burada olmamam lazım. Ben bu masada olmamam lazım. Sebebi, Allah hedefimden dolayı, hedefimin doğruluğundan ve hedefimde ısrarcı oluşumdan dolayı şahsı kusurlarıma bakmadı. Verdi de verdi. Şahsı kusurlarımı da attı. Ne dendi biliyor musun? Yani verdi de verdi. Vermeye devam ediyor. Neden biliyor musun? Neden biliyor musun? Çünkü farkındayım. Kusurlarıma rağmen verdiğinin farkındayım. Hak ettiğimden vermiyor. Haşa. Hiç kimse hak etmemiştir. Yaratılmak hiç iken, hiç ben yokken yaratılmak neyle hak ettim? Neyimle hak ettim? Yoktum ki. Bana sormadı diyorlar bazıları. Beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Nerene soracaktın? Yoktu ki. Nerene soracaktı? Yoktun ki.
Yoktun ki neyle hak ettin? Bunun farkındayım. Bu farkındalığımın ve umumi bir hedefe, umumi cemaatin hukukuna azami derecede dikkat etmeye çalışmam, Allah benim şahsi kusurlarımı nazara almıyor, inanıyor. Başka? Yüzmeyi öğrendiğin gibi muhabbeti de öğren. Toplu taşımacılıkla nasıl hareket edilir öğrendiğin gibi. Marmara'ya nasıl biliniyor? Değil mi? Şuradan biliniyor, turnikede geçirilik ama kart lazım. Öğrendiğin gibi cemaatte de nasıl bulunulur onu da öğren. Toplu taşımacılığa bilmeyi öğrendiğin gibi cemaate nasıl gidilir? Cemaatta nasıl hareket edilir? Langur lungur olmayacak onu da öğren. Yüzmeyi öğrendiğin gibi muhabbet etmeyi de öğren. Bak şimdi. Daha önce demiştim ek 5 defa. 6 olsun. Belçika'dan bir arkadaş geldi. 4 aydan beri site vasıtasıyla arkamızda. Tamam. Buraya geldi. Arkadaşlar o zaman var mıydı bilmiyorum. Yukarıya almıştım. Böyle sarışın bir şey. 30 vardı yoktu. Oturdu hiç unutmuyorum. Sol tarafıma oturdu. Aldım. Madem ta Belçika'dan geldin. Böyle gözüme ilişti telefon. Baktım telefon saat. Adam anlat dedim. Aldım kalemi. Anlattı. Not aldı. Anlattı. Not aldı. Anlattı. Not aldı. Bitti mi? Delikanlı. Bitti hocam dedi. Eşiğinden. Eşinden şikayetçi. Vesaire. Kayınpederi, kayınvalidesi, hanımı, çocukları böyle. Hurda haş olmuş. Bitti mi? Bitti hocam dedi. Topla, artı. Ne biliyor musun? Senin eksiğin. Nerede hata yapıyorsun? Nerede yapıyorum hocam dedi. Böyle bak. Nerede yapıyorum? Sen insan sevmiyorsun. Nasıl yani hocam dedi. Sen kendini sevmiyorsun. Yani bak insan sevmiyorsun, gir içeriye. Sen kendini sevmiyorsun, gir içeriye. Sen kendine değer vermiyorsun, gir içeriye. Kendine yatırım yapmıyorsun, gir içeriye. Namaz yok. Hocam kılıyorum, kılmıyorsun. Bak sabah kılmıyorsun, simandan belli. Kalkmıyorsun. Namaz, langur langur. Dersek haftada gitmiyorsun, nuraniyet o yok. Hocam diyor, ayda bir gidiyorsun. Bak kendini, bak ne yaptım? İnsanı sevmiyorsun. Kendini sevmiyorsun. Kendine değer vermiyorsun. Kendine zaman ayırmıyorsun. Kitap okumuyorsun. Sabah namazına kalkmıyorsun. Televizyon, internet, cep telefonlarının önünden çıkmıyorsun. Kitap okumuyorsun. Derslere gitmiyorsun. Kendimi seviyorum diyorsun bir de. Yalan söylüyorsun. Kendini aldatıyorsun. Bütün kusurlar kendini tanımamaktan çıkıyor. O kadının kusurları şimdi mi var? Çocuk olmuş, kaç sene geçmiş. Sen insan sevmiyorsun. Sen kendini sevmiyorsun. Sen kendine değer vermiyorsun. Sen kendine zaman ayırmıyorsun. Sen kendine kitap okumuyorsun. Kendine derse gitmiyorsun. Kendinle tanışmaktan korkuyorsun. Bak, peki iç yapılanma oldu mu? Dışarıdaki farklılıklar seni o kadar da etkilemez. Böyle yapıyor, yapabilir canım. Yani yüzmeyi öğrendiğin gibi muhabbet etmeyi de öğren. Sen hiç vahşi canavarların bile tek yaşayanın muvaffak olduğunu gördün mü? Sırtlanlar bile. Tek yaşayan sırtlan gördün mü? Bu kadar bir belgesel seyrettik. Vahşi canavar olup da tek yaşayanlar çok azdır ve istisnadır. Aslan bile kaplanlarla avlanır. Kaplanlar avlan, dişilerdir kaplan. Ondan sonra avladığını aslan gelir yer, doydu artanı kaplanlar yer. Sen hiç vahşi canavarların bile tek yaşayıp yaşayanın muvaffak olduğunu gördün mü? İstisnalar kaideyi bozmaz. E sen niye tek yaşıyorsun cemaatsiz?
saksıyla bahçenin arasındaki fark, saksı ile bahçenin arasındaki farkı sen değil, çiçek söylesin, çınar söylesin. Çınarı buraya koyup büyütemezsiniz. Saksı ile bahçenin arasındaki farkı bırak da çiçek söylesin. Düşünceler çiçek gibidir. Kendi küçük saksinde büyütemesin o aklını. Cemaat tarlasında büyür o akıl. Büyütemezsiniz düşüncelerinizi, iddialarınızı. Mümkün değil. Küçük saksı gibi olan kafandan çık, cemaatin tarlasına gir. Sen siyah ışık gördün mü? Ampuller var ya böyle. Ampuller kırmızı, yeşil, değil mi? Mavi var böyle tık 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 yanıp sönüyor reklam. Ben pek görmedim siyah ampul. Çok varsa çok istisna denyerdi. Siyah ampul yok kardeşim. Çünkü siyah ışık vermez. İçine ışık koymana gerek yok. Siyah zaten siyahdır. Olumsuzluğu öğrenmeye gerek yoktur. Zaten doğru yapmayınca olumsuzsun. Onun için çocuk şunları da öğrensin, işte iletişimi gelişsin diye şuraya buraya böyle bozuk yerlere göndermeye gerek yoktur. Dünyadan ben gidiyorum, yoksa dünya benden mi gidiyor farkında değil. Bazen buralı olmayan fikirleri, hisleri ve latifeleri söylüyoruz. Ölüm anı var ya, bak mesela yatıyorsun veya trafik kazasında o anda ölüm anı neymiş anlatayım. Yaşadığın tüm hayatın çekirdeğin ağaca inkılabıdır. Ölüm gelmiyor. Hayatın içeriğinde zaten var. O yaşadığımız hayat var ya komple. O anda ölüm anın oluyor. Ölüm şeklin oluyor. Ölüm anında çektiğin azap, işlediğimiz günahlardır. Neyin peşinde koşuyorsan ihtiyacın odur demektir. Diğer söylediklerin iddiadan ibarettir. Neyin peşinde koşuyorsan benim ihtiyacım budur demektir. Diğer söylediklerini iddiadan ibarettir. Hiç bugüne kadar ağaç yaptınız mı? Siz hiç bugüne kadar ağaç yaptınız mı? Ağaç. Yok, hayır. Ama iyi ağacı, kökü, iyi ağacın kötü ağacı tanırsın. Sen hiç ağaç yaptın mı? Yok, Allah yapar. Ama iyi ağacın, kötü ağacın, hastalıklı ve sıhhatli ağacın olduğunu tanırsın. Tamam? Yani hayatımız da böyle olmalı. Yani doğrularımız olmalı. Senin yaşaman birilerinin yaşamasına katkı sağlıyorsa, yani benim yaşamam birilerinin yaşamasına, huzurlu olmasına, bazı dertlerinin gitmesine sebebiyet veriyorsan, yaşaman yaşamama değiyor demektir. Yaşaman daha iyi. Allah Resulü öyle demiş. Hayatınız şerlerden daha iyiyse toprağın üstü toprağın altından daha hayırlıdır. Birileri benden dolayı rahat yaşıyorsa yaşamam lazım. Ama birileri ve çok kişiler benim yaşamamdan hayatları azap çekiyorsa yaşamamam gerekiyor. Fethedilmedikçe fethedemezsiniz. Verilmeyince alamazsınız. Sevilmedikçe sevemezsiniz. Vermedikçe verilmeyeceksiniz. Onaylanmadıkça onaylayamayacaksınız. Başka, Risale-i Nur dinin dilini öğretiyor. Risale-i Nur dinin dilini öğretiyor. Başka, ucuz insanları ucuza satar. Basit adamın basit ölçülerle hareket eder. Derdi dünya olanın ahiret tasası olmaz. Fikri para olanın uhrevi dostu fikrine bile düşmez. Malı satmak için yalandan tebessüm eden,
Ahireti sana anlatana o yalandan gülmeyi bile esirger. Malı satmak için hoş geldiniz, hoş geldiniz. Malı satmak için yalandan güler. Allah'ı anlatmak için, ahireti bir muhtaca anlatmak için suratı kas kat, gerilmiş olur. Hemen en ufak şeyden alınıp darılan, içinde sabit ölçüleri olmayandır. Hemen bir şeyden alınıyor mu? Ben alınıyorum. Hemen küsüyorum, bilmem ne yapıyorum. Tavır takınıyorsam, içinde sabit ölçüler yok. Kaygandır. Yani mama tabakası gibi böyle. Tık 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 onu eritiyor, bunu eritiyor. Yani bir kalıba gelmez. Bunun sabit ölçüsü yok bakın. Suyu. Yani hemen en ufak şeyde alınıp tavır takınan kişi nedir? İçerisinde ölçüler sabitleşmemiş. Ölçü oturmamış. Ölçü otursaydı bakardı mesela bu hataya, kusura 100 puan. %25 şeytanın işi. Onu kandırmış. %25 benim nefsimin, ben onu yaptırmışım. Hep suç görürüz ama yaptıran benim. Babaannem 108 yaşında vefat etti. Sizin geçmişlerinize de rahmet etsin. O şöyle derdi, ona da rahmet etsin Allah. Birisi öldüğü zaman vurgun olurdu bizim memleket, eskide olurdu. Şöyle derdi, bak dikkat edin cümleye. Ölen zalim, öldüren mazluma ne yapmıştı ki bu işi yaptı diyor. Çünkü insan öldürmek çok zordu. Babaanne ne diyorsun ya? Ölen zalim diyorsun. Oğlum dedi, insan öldürmek çok zordur. Sen dedi bir yılan bile diyor ya, düşmanı bile öldürmekten çekinirsin değil mi? Kaçarsın, istemezsin. Bak dedi, sana koyun kes dedi, kesmedin dedi oğlum. Babaanne nasıl keseyim ya? İnsan kesebilir misin? Baban insan nasıl kesilir ya? Ha, demek ki kesebilecek duruma kadar itilmiş. Yani o suçu yaptı. E, yaptıran benim be kardeşim. %25 o suç şeytan yaptırdı. %25 de ben yaptırmışım. %25 de kaderindir. %25 haklısın. Onu da feda et ya. Bak ölçü gördün mü? Ölçü. Müşterisini tutmak için 40 kılığa giren esnaf, ahirette istifade edeceği bilinen şahısları tutmaması kadar zavallılık olur mu? Mesela bir misal vereyim. Harun benim ahiret dostumdur. Biliyorum ki senin namazın, niyazın hep ben ortağım. Tamam? Çünkü cemaatin iştirak amali uhrevi değil miyiz? İştirak amali uhreviyiz. Yani cemaatte ortağız. Senin hasenatın benim defterime yazılıyor mu? Yazılıyor. Bunun kadar ticaret olur mu? Abi bütün amelin ortağım. Gidiyorum. Müşterisini tutmak için buyurun, hoş geldiniz, ne içerdiniz diyor. Ahirette benim ortağım benden ona gitmiyor. Hiç eksilmiyor, gidiyor ama benden eksilmiyor. Onun bütün hasenatına ortak olduğum dostumun kıymetini bilmiyorum. Onu dost olarak tutmayı beceremiyor. Yapmıyor. En azından müşteriye yaptığım o sefi insanlara hoş geldiniz bunu yapmıyor. Olan yalandan değil ya. Kim bu? Zavallı insan. Şöyle yapar. Bizden değil. Lazım. Bizden değil. Abdest almaya çıktı değil mi? Bana yaparlar. Geldi ya birisi. Bizden değil. Kim abi? Cemaat erimemiş, cemaat erimemiş. Evet. Zavallı. Allah'tan mı gizli yapıyorsun bunu? Küçük dünyasında yaşayan küçük dünyasında yaşayan büyük dünyada şaşkınlık ve manevi sarhoşluğu yaşar. Bak, küçük kafasında yaşayan dış dünya ile yüzleşmeye gelince şaşkınlık yaşar. Allah Allah ya. Gerçekleri görünce şaşıracak. Zaten ecel anı şaşkınlık anıdır. Hiç daha önce ölen var mı aranızda? Azali gören var mı? Yok. Şaşkınlık niye? İlk defa olacağı için. Küçük dünyasında yaşayan gerçek büyük dünyayla gördüğü zaman şaşkınlık yaşar. Eğer küçük dünyanın büyük dünyanın çekirdeği aynası gibi ona uygun yaşarsa ha dersin
Aa, evet bendeki sivri ufak ama bunun ağacı var. Böyle bir ağaç düşün Afrika'da, tamam mı? Böyle bunun veya bunun. Oo, hayret be ya. Benim masamda vardı ya bu çiçekten ama bu çok büyük hakikaten. Yani şaşkınlık yaşamaz, hayret yaşamaz. Biraz böyle şey yapar yani, tedirgin de olmaz. Hayreti artar yani. Fevkala deliliyle artar. Resulullah'ın şaşmamış ya. Evet, yaşamamış. Evet, şaşkınlık yaşamamış. Bir de okuyayım. Küçük dünyasında yaşayan, büyük dünyada şaşkınlık ve manevi sarhoşluğu yaşar. Başka? Son üç tane. Beni yanlış anladılar diye üzülme. Onlar seni öyle anlamak istiyorlardı. Söyledikleri bahane. Ben kendi içim yanarak yazdım bunu. Bir sürü mail yazıyorlar siteye. Ondan sonra üzülüyordum. Şöyle diyordum. Beni yanlış anladılar diye üzülüyordum. Sonra şu hatırıma geldi kitap okurken. Laikalardan çıkmış ha bunlar. Bu hep söylediklerim laikalardan. Onlar seni öyle anlamak istiyorlardı da senin o hareketin bahaneleri oldu. Hani üstad diyor ya, anlamak isteyenler diyor bahane arar. Çocuk tabiatlı insanlar anlamak için sebep ararlar. Başka, bir milleti bozmak istiyorsanız, cahil yapmak istiyorsanız dilini değiştirin. Çünkü lisan bir milletin aynı hissiyatı ve fikriyatı lisanıdır. Dini bozmak istiyorsanız dilini, lisanını değiştirin. Risale-i Nur'u bozmak istiyorsan dilini değiştirin. Risale-i Nur dinin son kullanılan dili ve lisanıdır. Bunu bozmak isteyenler dini bozmaya kastettiklerindendir. Bilerek ve şuurlu yapıyorlar. Çünkü Risale-i Nur dinin lisanıdır. Umumu ammenin hukukunu koruyanların şahsı kusurlarına Cenab-ı Hak bakmayacağına inanıyor. Son cümle bu oldu. Bir daha. Umumu hukuk, cemaatin hukukuna dikkat eden, azami derecede dikkat edenlere Allah şahsı kusurlarına nazar-ı musamma ile bakacağına inanıyor. Şahsı kusurlarınıza bakılmaz inşallah. Umumu hukuka dikkat edenin. Hep ağzımda dikkat edersiniz. Umumu hukuk, umumu hukuk, umumu hukuk. Umumu hukukta hissen artır. Bu şey var ya böyle... Borsadaki hisse senedi, caiz olmayan borsa, kumara benzeyen, inip çıkan, her an değişen, insanların iradesiyle oynak olan borsa, oradaki hisse senedin gibi. Umumu hukukta hissesi büyük olana hiç endişe etmesin. Nedir o? Hisseyi artıracağız. Kastamonu 96. Ya Rabbel Alemin diyoruz. Ya Rabbel Alemin, hizmet-i imaniye Kur'an'ı bizi... İhlasta, sadakatta, takvada, hizmette bizi muvaffak eyle, bizi iştinab-ı kebairde, uhuvette, tesanüdün sırrına mazar eyle. Amin. Ustad da şöyle diyor, iştirak amal-i uhreviyenin, umumi hukukun hisseyi fazla almanın sebebi 4. İhlas, sadakat, hizmet, İçtinab-ı kebair. Tamam, bir tane de var. Tesanüt diyor. Tesanüt. Az 4 tane. Sadakat nedir? Teklerle, ihlas teklerle gelişir. La ilahe tek, tekler. İlahları terk et. İllallah olur. Görürsün. Teklerle ihlasa denildiği gibi yapmayla da sadakata muvaffak oluruz. Tekleri çoğaltırsak, ilim yaparak, dimağımıza ilimleri sokarak boşaltıyoruz. Tekler yapıyoruz, sonra Allah ilham ediyor, sunuat ediyor, tuluat, rumuzat yapıyor. Ondan sonra geliyor. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع السلامات